Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve alihi ve sahbihi ecmain. Ee, çok değerli konuklar hepinizi gönül dolusu hürmetle saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Ee, Anadolu İlahiyat Akademi'ye bir kere daha teşekkür ediyorum. Bizi bu tür çok hayati ve önemli konuları konuşmak üzere bir araya getirdi ve buluşmamıza imkan sağladıkları için bana bu konuyu bize anlatır mısınız dediklerinde doğrusunu isterseniz böyle bir konunun önemi, ehemmiyeti az sonra göreceğiz. O kadar önemli ki bunun altından kalkabilir miyim diye de biraz tereddüt ettim. Yaklaşık 40 yıla yakın bunun 30 yılı akademik hayat sayılır. Bir 10 yılı da hazırlık sayarsanız 40 yıldır sünnetle, hadisle meşgul olan bir kardeşiniz olarak yaklaşık. Yine de böyle bir konuyu takdimin benim boyumu çok fazlasıyla aşabileceği kaygısını derinden taşıdığımı öncelikle itiraf etmek istiyorum. Sonra üzerine düşündüğümde gördüm ki belki de bizim en çok üzerinde konuşmamız gereken iki nesil sahabe ve tabiindir. Tabi bu arada konuşmalarımın içinde sık sık atıfta bulunacağım. Tebe-i tabiini de unutmamak kaydıyla. Bu itibarla biz Müslümanlar bu iki nesli çok detayıyla, teferruatıyla anlamadan, kavramadan, çok yakından tanımadan sağlıklı bir İslam düşüncesine, sağlıklı bir İslami ilimler algısına ve anlayışına neredeyse sahip olma imkanımız yok gibi görünüyor. Bu itibarla bugünkü sunumum altından kalkabilirsem arz etmeyi düşündüğüm şeyleri düşündüğüm ölçüde size aktarmayı başarabilirsem hep birlikte göreceğiz ki gerçekten bu iki nesli anlamadan bizim sağlıklı bir İslam anlayışına, sağlıklı bir İslam ilimleri anlayışına sahip olmamız mümkün görünmüyor. Konuşmam belki de gereğinden fazla metodolojik, teorik ve usulü olacağı için sizi biraz yoracak. Şimdiden beni hoş görmenizi istirham ediyorum. Konu tabiatı gereğiyle metodolojik ve teorik bir konu. Sahabe ve tabi neslinin aklını, düşünce yapısını, nasıl düşündüklerini konuşacağız. Konuya girmeden evvel neleri bu çerçevede ele alacağımdan müsaadenizle kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak bir sahabe neslinden, tabi neslinden ve bunların tanımlarından söz etmek istiyorum kavramsal olarak. Sonra bu iki neslin, her iki neslin sahabe ve tabinin İslam ilimlere nasıl bir katkısının olduğundan söz edeceğim. Arkasından doğal olarak asıl konumuz olan bu iki neslin akıl yapısından ve akla dair bir konu üzerinde duracağım ana başlık olarak. Daha sonra her bir nesli sahabeyi ve tabi neslini ayrı ayrı olmak üzere onların akliyelerini kendi devirlerindeki durumları ve pozisyonları üzerinden sizlere arz etmeye çalışacağım. Vaktimi de tabi iyi kullanmak koşuluyla. Bu çerçevede ele almaya çalışacağım konu başlıklarından hemen baştan girecek olursam sahabe ve tabi'nin tanımı ve sahabe ve tabi neslinin genel bir giriş yapmak üzerinden şunları söyleyerek başlamalıyım. Şimdi bizim hem dinimizi anlamak, hem İslam'ı anlamak, hem Hazreti Peygamberi anlamak, hem de Hazreti Peygamber'in vefatından sonra başlayan süreci özellikle de 3 asır itibariyle sağlıklı olarak değerlendirmek için bu iki nesli çok iyi tanımak zorundayız. Çünkü bu iki nesil tıpkı İslami ilimlerde, edille-i şeriyede Kur'an ve sünnetin konumu neyse İslam'ın anlaşılmasında sahabe tabi'in aynı derecede değer taşımaktadır. Nasıl ki biz Kur'an'a ve sünnete başvurmadan herhangi bir konuda İslami ve dini olarak bir değerlendirmede bulunamazsak sahabe ve tabi'in nesline başvurmadan da ne Kur'an'ı ne de sünneti anlamak ve tanımak gibi bir imkana sahip değiliz. Daha açık söyleyecek olursam Sahabe neslini ve Tabiin neslini paranteze aldığımızda bizim İslam diye hiçbir şeyimiz kalamaz. Elimizde kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bile şu anda musaf olarak elimizde bulunmasının yadigarları sahabe neslidir. Sahabe neslinin bunları yazmaları, toplamaları ve bir musafa dönüştürmesi üzerinden bize intikal etti. Dolayısıyla bu iki nesli paranteze aldığımızda artık bizim İslam adına konuşacağımız hiçbir şeyimiz kalmaz demektir. Bu itibarla madem ki İslam'ın anlaşılmasında bu kadar hayati önemi taşıyan iki nesilden söz ediyoruz. O halde bu iki neslin genelde yapılan tanımlarından ziyade benim bugünkü konumu size arz edeceğim konumu ilgilendiren boyutuyla kendi kavramlarımı, sahabeden ve tabiinden ne anladığımı anlatmaya çalışacağım. Genel olarak bizim kaynaklarımıza baktığımızda değerli dinleyenler, sahabe mümin olarak Hazreti Peygamber'i gören ve yine mümin olan kimseye denilen bir isimdir ve bir kavramdır. Ve genel olarak da bu tanım İbni Hacer'den sonra yaygınlaşmıştır ve genel kabul görür ve bu doğrudur da. Fakat bizim burada konumuz Genel anlamda sahabe olmadığından sahabe akliyesi dediğimizde İslam dininin bize intikal ettirmesinde aktif rolü olan sahabenin aklından söz edeceğimizden dolayı daha dar kapsamlı, daha özel dairede sahabeden söz edeceğiz demektir. Bütün bir sahabenin aklından söz etme imkanımız zaten bulunmuyor. Dolayısıyla dinin bize intikalinde önemli bir rolü olan, aktif rolü olan sahabe neslinden bahsedeceğiz demektir. Ve dolayısıyla Bizim kaynaklarımız, sahabe neslini bize anlatırlarken, aktarırlarken onları derecelendirmişler de. İslam'a giriş tarihleri itibariyle işte efendim hicretten önce olanlar, hicretten sonra olanlar bu şekilde bir derecelendirmeye e, tabi de tutmuşlar doğrusu. Ben buralara da girmek istemiyorum. Çünkü bunlar da benim konumu doğrudan ilgilendirmiyor. Tabi'in nesli itibariyle de tabi'inin en az birkaç sahabiyle görüşmüş, onlardan bir ilim almış ve bunun üzerinden İslami ilimlerin oluşmasına şu ya da bu şekilde bir katkısı olmuş. Özellikle tabi'in nesli dediğimizde İslami ilimlerin oluşmasında şu ya da bu şekilde bir duruşa bir karşılığa sahip olan tabiinleri kastediyorum. Öyle her tabiini değil. Yani öyle karşıdan bir sahabi görmüş, birkaç sahabiyle beraber oturmuş. Dolayısıyla genel tabiin tanımına uyan tabiinlerden söz etmeyeceğim. İslami ilimlerin teşekkülünde rolü olan tabiin neslinden söz edeceğim tabiatıyla. Bu itibarla benim aklından, akledişlerinden ve düşünce yapılarından söz edeceğim tabiin İslami ilimlerin oluşmasında doğrudan rolleri olan tabi nesli olacağının da altını çizmek istiyorum. Çünkü beni ilgilendiren bunlardır. Şimdi böyle olunca değerli dostlar bizim burada sahabe ve tabi'nin akliyesi, sahabe ve tabi'nin düşünce yapısı dediğimizde dikkatimizi çeken hususlara İslami ilimlerin oluşmasında ve daha sonraki nesillerin Müslüman olmalarında yürüyecekleri caddeyi belirleyen, istikameti belirleyen, yol haritasını belirleyen etkili bir düşüncenin, etkili bir akliyenin ne olduğunu ele alacağımızı herhalde kastettiğimi daha iyi anlıyorsunuz ya da ifade etmiş olduğumu umut ediyorum. Konuya girmeden evvel sahabe nesli dendiğinde Mutlaka üzerinde durmamız gereken, hatta tabi nesinde buna katabiliriz çünkü e, rivayetlerde onun da katıldığını görüyoruz. Bir hususa işaret etmeden geçemeyeceğim. Tabi bu arada isterseniz parantez içinde şunu da söyleyeyim. Bu konuşmam epeyce ezberlerimizi bozacak. Onun için. Ee, benim kendim şahsen bir akademisyen olarak Müslümanlara karşı, topluma karşı, size karşı bir görevimin ve borcumun olduğunu düşünüyorum ve doğru bildiğim, bugüne kadar araştırdığım ve doğruluğuna inandığım şeyleri sizinle paylaşmaktan da çekinmeyeceğim. Onun için eğer benim konuşmamı anlamlı ve değerli kılacaksa, onun da bu yönü olduğunu düşünüyorum. O zaman şuradan ilk ezber bozmaktan başlayabilirim. Şimdi bizim kaynaklarımızda ilk iki neslin çok hayırlı olduğuna dair hadisler vardır. Hayrul kuruni karni sümmellezi yelunehum sümmellezi yelunehum şeklinde gelen rivayetlerde genel olarak ilk iki neslin bazı rivayetlerde ilk üç neslin sahabenin tabi'in ve bazı rivayetlerde tebe-i tabi'in de buna dahildir bu üç neslin en hayırlı nesil olduğu rivayetlerde Hazreti Peygamber'e isnat edilir. En sahih kaynaklarımızda var bu kütüb sitte rivayetleri bunlar. O detaylara girmiyorum çünkü konumun o detaylar çok önemli olmadığını düşünüyorum. Rivayetlerde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki asırların en hayırlısı benim içinde bulunduğum asırdır. Ondan sonra bir sonraki asırdır. Sonra da bir sonraki asırdır. Ümmet bunu devam ettirmiş sağ olsun. Demiş ki her asır bir sonra gelen asırdan daha faziletli değerlidir. Gün günden beter gelecek. Bundan sonra hep ümmetin yolu aşağıya doğrudur. Kıyamete doğru, aşağı doğru gideceğiz, 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 batacağız ve kıyamet kopacak şeklinde bir algıda bunun üzerine oluşmuş doğrusu. Ve dolayısıyla İslam tarihini bu rivayetleri üzerinden sahabe nesliyle beraber zirveden başlatmışız. Başladığımız yer zirvedir. Sonra istikametimiz belli. Düşüşe doğru gidiyoruz. Bizim bir geleceğimiz yok ki zaten. Düşüşe doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu rivayetlerin en başından altını çizmek istiyorum. Hazreti Peygamber'e isnadının, Hazreti Peygamber'in sözü olmasının bir hadisçi olarak söylüyorum. Allah Resulüne bu sözlerin ait olmasının olasılığı sıfır bile değil bana göre. Çünkü, çünkü ümmetine ve insanlığa İnne ekremekum indallahi etkakum buyuran bir peygamberin sizin Allah katında en değerli olanınız Allah'a en yakın olanınız en takva olanınızdır diye bir zemin belirleyip İnsanları Allah'a yakınlaşmada yarışa çağıran, yarışa davet eden bir peygamberin sonra bir nesli ve bir asrı ya da bir başka asrı, birkaç asrı insanların önüne koyarak bunlar geçilemez, bunlarla yarışılamaz, bunlar her zaman öndedir şeklinde bir yargının altını çizmesi kabul edilemez ve bu Hazreti Peygambere isnat edilemez. Dolayısıyla dünya bir imtihandır ve hiçbir neslin bir sonraki nesilden şu ya da bu şekilde bir önceliği, eftaliyeti, üstünlüğü ve fazileti kabul edilemez. Çünkü böyle bir şeyi kabul etmek demek tüm Kur'ani değerleri yok saymak demektir. Kur'an bize öncelikle diyor ki hepiniz yarıştasınız. Hepiniz kullarda imtihan oluyorsunuz diyor ve sonra biz bu yarışta, bu sınavda imtihan olurken birileri sadece Hazreti Peygamberle çağdaş olduğundan dolayı Sadece onunla birlikte yaşadığından dolayı önlerine geçilemez, onlarla yarışılamaz, olamaz böyle bir algılamanın, sahabeyi öncelikle böyle konumlandırmanın, sahabenin bu şekilde bir yere yerleştirilmenin böyle yerleştirdiğiniz zaman sahabeyi anlama şansını kaybettiniz demektir. Bundan sonra sizin sahabeyi doğru anlama şansınız hiç yoktur. Sahabe tıpkı bugün ben nasıl imtihan oluyorsam kendi koşullarında imtihan olan farkımız o peygamberle beraber yaşayarak imtihan oldu. Ben de peygambersiz imtihan oluyorum. Ama ikimiz de imtihan oluyoruz. Onun artıları vardı, benim artılarım var. Onun eksileri vardı, benim eksilerim var ve bu artılar ve eksiler bir fazilet değerlendirmesine dahil değildir. Bu artılar ve eksiler bir imtihan vesilesidir. Bu itibarla tekrar altını çizmek istiyorum. Ne tabi'in nesli ne sahabe nesli. Sırf sahabe ve tabi'in olmaktan kaynaklanan bir faziletleri, bir artıları olamaz. Artıları ve faziletleri ancak Allah'ın dinine hizmetle olur. Bu da bir yarıştır. Hepimiz bu yarıştayız. Hangimizin daha çok bu yarışta puan aldığını mahşer gününde Allah hükmünü verdiğinde göreceğiz. Bunu birazdan da konuştuğumuzda göreceğiz. Peki o zaman ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Eğer sahabe ve tabi'nin neslini doğru anlayacaksak onları öncelikle doğru konumlandırmamız gerekiyor. Bu doğru konumlandırmayı yaparken de onu Hazreti Peygamber'e isnat edilen ve benim kanaatim tabi'in ya da tabi'inden sonra gelen tebe-i tabi'nin neslinin bir yorumu olan Peygamber'in asrını mübarek olarak algılamaktan kaynaklanan ah o asır ne hayırlıydı ne güzel asırdı şeklinde tabi'in ve tebe-i tabi'nin böyle bir değerlendirmesi üzerinden bu maktu hadisin yani tabi'in sözünün daha sonra merfulaşarak peygambere isnat edildiği kanaatindeyim. Bu peygamberin sözü olduğunu hiç düşünmüyorum. Şimdi tam da burada bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Konuya giriş babından. Bizim hadis usulü kaynakları özellikle hadis usulü kaynakları Sahabenin adaleti diye bir e, kavram geliştirmiştir ve bizim hadis usulü bunun üzerine oturur. Sahabenin tümünün adil olduğu üzerine oturur. Yani es sahabetu kulluhum udu'lun kaidesi bizim hadis usulünün ana zeminidir. Bunu aldınız mı hadis usulü çöker bizde. Binaenaleyh sahabenin tamamının adil oluşunun anlamı bizim hadis usulünde şu demektir. Hiçbir sahabe bilerek kasten Hazreti Peygamberin söylemediği bir sözü bunu peygamber söylemiştir diyor. Ona isnat etmez demektir. Bu doğru. El hak böyledir. Bunda hiç şüphe yok. Ama biz bir şeyi düzeltmemiz lazım bugün bu konuşmada. Biz hiçbir sahabeye o sahabenin peygambere ne isnat etmiş olduğunu tabi'in kuşağını atlayarak bilebilir miyiz? Bunun üzerinde düşünmenizi istiyorum. Biz tabi'in nesline başvurmadan Sahabenin peygambere ne isnat ettiğini bilme şansımız var mı? Hayır. Bir sahabenin peygamber şöyle buyurdu diye naklettiği, aktardığı sözü biz kimin üzerinden alıyoruz? Tabiin üzerinden alıyoruz. O halde güvenilir olanın sahabe değil, tabiin olması lazım. Buraya dikkat buyurun. Yani sahabenin tamamının adil olmasının bana bir faydası yok. tabiinin tamamının güvenilir olması lazım ki tabi nesli gale Ebu Hureyre dediğinde Ebu Hureyre'nin peygambere isnat ettiğine ben güvenebileyim. Dolayısıyla bizim usul açısından da bir ilkeyi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. O da sahabenin tamamının adil oluşu ilkesi değil. Bize ilke olarak lazım olan şey tabiinin tamamının adil olmasıdır. Çünkü biz sahabeye tabiin üzerinden ulaşıyoruz. Şimdi buraya gelelim. Ee, hocam şöyle diyebilirsiniz. Tabine de tebey tabinden ulaşıyoruz. Ona da öbüründen ulaşıyoruz. O halde bunun son nerede duracak der gibisiniz. Bunun cevabı şurada. Biz neden tabiinle yetinebiliriz? Hadi buna tebeyi tabiinde katacağım birazdan zaten. Tebeyi tabiinde katmalıyız. Neden? Çünkü yazılı kitabiyatımız Ebu Hüreyre böyle dedi, şu böyle dedi diye yazılı kitabiyatımız bu iki nesilde ortaya çıktığı için ve kayıtlara geçtiği için bu iki neslin güvenilir olması bizim için önemli. Yani bu iki nesilde güvenebiliyorsak sahabinin peygambere isnadına güvenebiliriz. Bu iki nesle güvenemiyorsak sahabeye olan isnadın problemi ortaya doğrudan çıkar ve bunun sahabenin güvenilirle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Bilmiyorum tam anlatabildim mi? Şimdi buradan müsaadenizle daha önemli bir noktaya intikal etmek istiyorum. O da şudur, sahabe nesli hayırlı, tabi nesli de hayırlı rivayete itimaden öyle söyleyelim. Ama birazdan göreceğiz ki ne kadar hayırsız iş varsa bu iki nesil de meydana gelmiş. Ne kadar hayırsız iş varsa sahabe ve tabi neslinde meydana geliyor. Birazdan göreceğiz. Evet, Öyleyse hepsini, hepsini de hayırsız çok yani şey evet <laughs> teşekkür ederim. <gülüyor> Düzeltiyorum. <gülüyor> yani çoğu hayırsız işler diyelim. Peki. Öyle olsun. Kastım oydu zaten. Evet. Yani kastım o espri. Dönem olarak tabii. Dönem olarak kastediyorum canım. Tam sahabi. Çünkü zaten konuşacağız. Daha oraya gelmedik. Dönem olarak kastediyorum. İki nesil hani iki nesil olarak söylendi ya. İki nesil, iki dönem itibariyle böyle olduğunu görüyoruz. Efendim bu girişti müsaadenizle. Evet. Bu girişti. Yani bugün işiniz zor. Öyle gözüküyor. Bu girişti. Şimdi gelelim asıl konuya. Sahabe ve tabi neslinin İslami ilimlere ve bu İslami ilimlerin teşekkülündeki rollerine gelelim. Şimdi biz konu olarak akıl diye bir şeyi ele alıyorsak, akıldan söz ediyorsak, akletmek doğrudan doğruya ilimle ve bilgiyle ilişkili bir şeydir. Netice itibariyle ilimden söz ediyoruz demektir. Akıldan murat nedir? Aklın ürettiklerinin toplamı bize bir ilim ortaya koyacak, bir ilim meydana gelecek demektir. Öyleyse sahabe aklı ve tabi'in aklı dediğimizde, sahabe akliyesi ve tabi'in akliyesi dediğimizde bu iki aklın İslami ilimlere nasıl yansıdığını ve onun teşekkülünde ne gibi bir rollerinin olduğunu dikkate alacağız, onu konuşacağız demektir. Bu itibarla hemen altını çizmek istiyorum ki değerli izleyenler, sahabe neslinin tabi'in ve tebe-i tabi'in kuşağında ortaya çıktığı biçimiyle ve adları da tefsir, hadis, fıkıh, kelam, siyer şeklinde ana bilim dalları olarak bugünün ifadesiyle söyleyecek olursak ayrıştığı biçimiyle sahabe neslinde böyle bir ilimden söz etme şansımız yok. Sahabenin böyle bir ilimle alakası yoktur. Yani sahabenin adı tefsir olan, adı fıkıh olan, adı kelam olan herhangi bir ilimle şu ya da bu şekilde bir ilişkileri yoktur. Bu ilimlerin teşekkülü tamamen tabi'in ve tam anlamıyla teşekkülü tebeyi tabin dönemine aittir ve dolayısıyla sahabenin İslami ilimlerin teşekkülündeki rolleri sadece kaynaklık itibariyledir. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Yani sahabe İslami ilimlerin teşekkülünün kaynağıdır. O zaman şunun altını çizmemiz gerekiyor. Sahabe herhangi bir bilim dalının uzmanı değildir. Fakat sahabe daha sonra oluşacak tüm bilim dallarının bilgisel kaynağıdır. Bu itibarla şöyle de söyleyebilirim. Sahabe Hazreti Peygamber'den bilgiyi onu gözlemlemek suretiyle tırnak içinde söylüyorum bu kavram bana aittir. Müşahedeye dayalı bir ilim olarak almıştır. Müşahedeye dayalı bir ilimdir. Sahabenin ilmi müşahedeye dayalıdır. Peygamberi gözlüyor, sözünü dinliyor, ayeti ayet olarak öğreniyor, hadisi hadis olarak öğreniyor, uygulamayı onu taklit ediyor, sünneti sünnet olarak öğreniyor ve bu onun için bir İslam dinidir. Bir bu tefsir değil, fıkıh değil, kelam değil, hiçbir şey değil. Dindir. Sadece tırnak içinde saf dindir. Ve sahabe bunu din olarak öğreniyor, uygulamayı da din olarak algılıyor ve böylece de yaşıyor. Bir sorunu yok. Kur'an'ı da öğreniyor, hadisi de öğreniyor ama Kur'an'ı tefsir olarak değil, hadisi de hadis ilmi olarak öğrenmiyor. Din olarak öğreniyor, bir müşahede olarak öğreniyor. Bu bir ilimdir, bakın bu bir bilgidir, pardon, bu bir bilgidir. Bilgilenme yoludur, müşahedeye dayalıdır fakat ilim değildir. Ben bilgiyle ilimi tanım olarak ayırıyorum. Bilgi bilgilenmektir fakat ilim bir metodoloji, bir epistemoloji çerçevesinde usulüyle, ilkeleriyle bir bütün halinde teşekkül etmiş bilgi birikimine ilim diyoruz. Yani bir metodolojisi olacak, bir usulü olacak. Bu metodoloji ve usul üzerinden bilgilerin toplamda birikiminin bir efendim sistematiğe dönüşecek ve bir sistematik içerisinde bunlar yoğrulacak. Oradan bir ilim çıkacak. Sahabenin böyle bir ilmi yok. Sahabenin bilgisi var. Sahabede bilgi var. Fakat bu bilgi bir usul çerçevesinde, bir metodoloji çerçevesinde tefsire, hadise falan dönüşmüş değil. Bilmiyorum tam anlatabildim mi? Bu itibarla sahabe tabi'in ve tebe-i tabi'in kuşağının e, sahip olduğu bütün bilgilerin kaynağıdır. Ama henüz bir ilim teşekkül etmemiştir. O halde şöyle söyleyebilirim. Tabi'in ve tebe-i tabi'in, kendi dönemlerinde oluşturdukları her ilim dalı açısından sahabeye bağlıdır. Fakat İslami ilimlerin tamamı da sahabeye değil tabi'in ve tebe-i tabi'ine aittir. Onun için bizim bugün İslami ilimler diye okuduğumuz, öğrendiğimiz, Üzerine çalıştığımız ne kadar yazılı kitabiyatımız varsa tamamen tabiin ve te, tebe-i tabiin kuşağına ve ondan sonra gelen nesillere aittir. Bu itibarla ilimler tabiin ve tebe-i tabiin döneminde meydana gelmiştir. Bir benzetmemi hoş görürseniz şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. İslam tarihinde ilk dört asır, ilk dört asır daha sonraki bugüne kadar gelen tüm asırlar üzerinde belirleyicidir. Biz bütün referansımızı ilk dört asra bağlarız. Bu dönemde ne var? Hadiste, tefsirde oraya bağlarız. İslam tarihinde gelenek dediğimiz gelenek nasıl ilk dört asra bağlıysa bu ilk dört asırda bütün birikimini ilk iki asırdaki sahabe tabiim ve tebe-i tabiine bağlıdır. Bilmiyorum ifade edebildim mi? Birbirlerine bağlılıkları açısından böyle son derece önemli bir hususun olduğunun altını çizmek istiyorum. Şimdi burada Sahabe döneminde, henüz daha akıl konusuna gelmedim. Sahabe döneminde, aklın kendisi üzerine konuşacağım birazdan. Sahabe döneminde ortaya çıkan akledişlerin daha sonra sistemleşecek olan ve kendilerinden bir bilim dallarının, ilim alanlarının üremesine neden olacak olan beş akıl e, temelinin nüveleri itibariyle zeminlerinin sahabede oluştuğundan söz edebiliriz. Beş akıldan söz edeceğim. Beş akıl sahabe devrinde ortaya çıkmıştır ve bunlar daha sonraki kavramsallaştırmalar tabi ama sahabe devrinde bunların nüvelerini, sahabe devrinde bunların temellerini görmemiz mümkündür. Müsaadenizle sadece işaret etmekle yetineceğim. Detaylarını akıl üzerinden konuşurken zaten daha detaylı olarak ele alacağım. Hazreti Ömer'in, Hazreti Ayşe ve Hazreti Ali gibi önde gelen sahabenin temsil ettikleri dini anlamada nasın, naklin yani vahyin, hadisin yanında aklı da dikkate alan vahyi, nassı akılla yorumlayan ve nassı ve vahyi akıl üzerinden makasıtla değerlendiren ve tabiri yerindeyse Hazreti Peygamber'in amaç ve gayelerini dikkate alan bir duruşun adı olarak bu sahabelerin temsil ettiği akla ehli rey aklı diyoruz. Burada ehli rey kelimesinin e, daha sonraki kavramsallaşmadaki içerik bakımından zenginleşmesini tırnak içine alarak söylüyorum. Buradaki rey sadece e, akıl anlamına gelmiyor. Bunun altını çizmek istiyorum özellikle sahabe için bu. Sahabede rey Rey, naklin hizmetinde olan reydir. Nakli yorumlayan reydir. Nakilden bağımsız değil. Çünkü daha sonra tabi neslinde konuşacağız. Nakilden bağımsız bir reyden ve akıldan söz edeceğiz tabiinde. Dolayısıyla sahabe döneminde reyden ve akıldan söz ederken bu nakle bağlı, naklin yorumuna bağlı bir akıldan ve reyden söz ediyoruz. Bu ehli reydir. Hazreti Ömer'in oğlu İbni Ömer üzerinden i̇bn Ömer'in temsil ettiği Ebu Said el-Hudri gibi, Ebu Hüreyre gibi ağırlıklı olarak Ebu Musa el-Eşari gibi ağırlıklı olarak hadis nakliyle meşgul olan, hadislerin rivayetine ve nassın zahirine bağlı olan ve yoruma her türlü reye karşı olan ve daha sonra ehli hadis olarak kavramsallaşacak olan duruşun temsilcileri de bunlar olarak bunların da nakilci ama sadece nakilci kişiler olarak bunların devamı gelecek. Bunlara da ehli hadis aklı ya da sahabede nakilci akıl olarak ya da diğer bir adıyla e, naklin zahirini dikkate alan akıl olarak tabir edebiliriz bunu. Evet. Şimdi ehli hadisin bu aklının yanında iki oldu. Bu üçüncüsü sahabe nesli içerisinde Hazreti Peygamber'in vefatından sonra doğrudan doğruya misyonları gereği ümmetin yöneticiliğini üstlenmiş olan idari görevleri bulunan emirler grubu ümera bunların aklına da politik akıl diyorum siyasi akıl sahabede Birazdan göreceğiz. Böyle bir politik ve siyasi akıl da vardır. Bu politik ve siyasi aklın tabi'in kuşağına doğru nasıl evrildiğini, nerelere gelip nelere neden olduğunu da birazdan e, imkan ölçüsünde arz etmeye çalışacağım. Böyle bir politik iktidar aklından söz etmemiz gerekiyor. Bu üçüncü akıldı. E, dördüncüsü değerli e, dostlar, özellikle Hazreti Ali taraftarları üzerinden daha sonra Şia'ya bağlı olarak Şia'ya bağlı olarak batini yorumu dikkate alarak ve adına daha sonraları irfani epistemoloji diyeceğimiz bir irfan geleneğinin batini geleneğin temsili olacak olan bir akıldan da söz edebiliriz ki bu akıl Şia'nın irfani aklıdır. Yani batıni akıl. Hemen hemen şöyle diyebiliriz. Hem ehli reye hem de ehli hadise göre kıyas sen onlara kıyasla daha batini daha serbest bir yorumu özellikle de içeriklerine maalesef giremeyeceğim ama Şia'dan biraz bahsederken biraz sonra gireceğim. Çok daha fazla eee Ruhani yorumları ve batini yorumları içeren bir irfani akıldan da söz edebiliriz. Bunun yanında, bunun yanında ikisini birlikte bir akıl saydığım beşinci olarak, ikisini birlikte bir akıl sayıyorum çünkü ancak ikisi bir akıl ediyor. Yani ikisini birlikte bir akıl olarak sayıyorum. Bunun birisi birisine atıl akıl diyorum, pasif akıl, atıl akıl. Bunlar özellikle sahabe devrinde meydana gelen politik olaylar ve ayrışmalar, kavgalar ve fırkalaşmalara bağlı olarak kendilerini bunların dışında sayan, bunlardan hariç tutan ve peygambere isnat ederek de onlar üzerinden isnat edildiğini düşünüyorum. Onların isnat ettiği kanaatinde değilim ben. Sahabe değil, bunları tabiin ve tebe-i tabi'nin yaptığı kanaatindeyim. Altını çizmek istiyorum ama onların üzerinden konuşulduğu için ben de öyle söyleyeceğim. Oturan ayakta durandan daha eftal, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha eftaldir diye fitnelerden, kavgalardan uzak durmayı yeğleyen, kendilerini köşeye çeken, hatta yine peygambere isnat ederek, Yakında koyunlarınızın, keçilerinizin en değerli mallarınızın olacağı günler yakındır. Alıp onları dağlara gideceksiniz. Çünkü şehirler yaşanmaz hale gelecek. O gün geldiğinde alın gidin imanınızı kurtarmaya bakın diyecekler ve böylece atıl ve pasif bir aklı temsil ederek çeyrek asırda dünyayı değiştiren bir neslin içinden maalesef böyle pasif Evet. Böyle bir akıl da var. Bunu yarım akıl olarak sayıyorum. Diğer yarım akılda haricilerin öfkeli aklı, öfke aklı. Onların da işte birazdan söz edeceğim, onların da e, gelişen olaylar karşısında özellikle hakem olayından sonra detaylarına birazdan değineceğim ortaya çıkmaları itibariyle tamamen öfke üzerine inşa edilmiş, tamamen kin üzerine kızgınlık üzerine inşa edilmiş dolayısıyla öfke üzerinden bir akıl olamayacağından hiçbir zamanda bir epistemolojiye ve bir usule dönüşememiş ve dolayısıyla da öfkeleriyle beraber tarihten de neredeyse silinip gitmiş olan bu neslin yani haricilerin aklı olarak bir yarım akıl da onu sayarsak ikisi birden bir ediyor. Beş akıldan sahabe hayattayken söz edebiliriz diye düşünüyorum. Bu akılları tabi nesline geldiğinde ilimler üzerinden biraz daha aşağıya çekerek daha e, aza indirmeye çalışacağım. Hocam bu kadar çok oldu diye der gibisiniz. Bunu biraz daha aşağıya çekeceğim. Evet şimdi e, buradan müsaade ederseniz e, şöyle bir yere gelmek istiyorum. Bizim e, konumuz Sahabe ve tabiinin akledişiydi. Henüz daha oraya gelmedik. Buraya kadar sürekli kavramlar üzerinden ve kavramlardaki o teorik noktalar üzerinden konuya yaklaşmaya çalışıyorum ve yavaş yavaş da konuya girmeye çalışacağım. Şimdi madem ki biz akıldan söz ediyoruz, müsaade ederseniz aklın ne olduğu üzerine biraz konuşmak istiyorum. Akıl nedir? Akıldan ne kastediyoruz? Ne kastediyoruz da bunu sahabede bulmaya ve tabinde bulmaya çalışıyoruz. Bundan çok kısa ama çok kısa konunun felsefi boyutuna girmeden e, çok kısa bahsetmek istiyorum. E, değerli konuklar, akıl her şeyden önce yüce yaratanın bizi kendisine muhatap kılmaya değer kılacak olan mahiyetimize koyduğu yegane bize özgü yetinin adıdır. Bizi Allah'a muhatap kılan yegane özelliğimizdir. Buna saf akıl, pure reason diyebiliriz. Henüz herhangi bir işlemden geçmemiş, herhangi bir şekilde işlemeye başlamamış. Sadece yüce yaratıcının yarattığı şekliyle bizim mahiyetimize koymuş olduğu biçimiyle akıldan bahsediyorum. Bu bizim insanı insan yapan İnsanı insanı Allah'a muhatap kılan yegane özelliğimizin adıdır. Bu özelliğimiz bu haliyle bu haliyle eğer bir felsefi isim koyacak olursak son yüzyılın filozoflarının söyledikleri üzerinden bu aklın adı el aklul mukevvindir. Yani insanı sürekli bir şeyler oluşturacak bir şeyler keşfettirecek bir şeyler bulmasına sebebiyet verecek ve onlar üzerinden sürekli üretmesine sağlayacak imkan sağlayacak olan akıldır ki buna el aklul mükevvin diyoruz. Bu akıl bir yetenektir ve insanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren işlemeye başladığı andan itibaren bu akıl insanoğlunu yönlendirir. Ve eğer dışarıdan hiçbir müdahale olmasa Mahiyetine konulan aklın tüm kategorileriyle birlikte insanoğlu her zaman doğruyu bulmaya doğru gider. Zaman zaman yanlışa düşse bile bu yanlış üzerine düşünür ve tekrar doğruyu bulabilir. Çünkü varlıklar içerisinde kendi aklı üzerine düşünen yegane varlık insandır kendi aklı üzerine düşünen yegane varlık insan olduğu için hem aklı hem aklediş biçimi üzerine düşündüğünden dolayı eğer akla dıştan bir müdahale olmazsa el aklul mükevven bizi doğru yola götürür. Dışarıdan müdahale olmazsa ama dışarıdan müdahale var çünkü hepimiz bir kültürün içine doğuyoruz. Daha doğar doğmaz bize bir isim koyuyorlar önce değil mi? Bir isim koyuyorlar. İsim koydukları andan itibaren o oluşturucu akıl kendisine bir kanal açılıyor buradan gideceksin deniyor o akla. Sonra bu isim çoğalıyor. Ailede bir şeyler görüyorsunuz, bir dil öğreniyorsunuz, bir kültür öğreniyorsunuz, o kültüre mensup oluyorsunuz ve bütün bunlar üzerinden sizde yeni bir akıl oluşuyor. Onun adı ne? El aklul mukevven. Bu da oluşmuş akıl. Buna tırnak içerisinde kültürel akıl diyoruz kültürel akıl. Dolayısıyla bu kültürel akıl işte sahabenin ve tabiinin de sahip olduğu, bizim de sahip olduğumuz şu andaki aklımızdır. Yani bu salonda oturanlar hepimizin iki tane aklımız var. Bir yaratılıştan bize konulan, oluşturucu, üretici akıl, el aklül mükebin, öbürü de kültürün bize inşa ettiği, oluşmuş akıl, el aklül mükevvendir. Şimdi müsaadenizle bunun ikisinin üzerinden gelmek istediğim noktaya gelmek istiyorum. Cahiliye toplumunu idrak eden sahabinin bir cahiliyeden gelen bir oluşmuş akılları var. Sonra bu cahiliyenin birikiminin vahiy üzerinden ve Hazreti Peygamber'in öğretisi üzerinden dezenfekte edilmesi, tehzip edilmesi, bir süzgeçten geçirilmesi, olgunlaştırılması sürecinden sonra oluşmuş bir de İslami mükevven akılları var. Cahiliyeden gelen bir mükevven akılları, bir de İslam sürecinde Müslüman olmaktan gelen bir mükevven akılları var. Sahabe işte bu son mükevven aklı üzerinden yürüyecek ve Müslümanca yürüyecek ve Müslümanca düşünecektir ve Müslümanca davranacaktır doğal olarak. Şimdi burada şunun altını çizmek istiyorum ve sizin de çizmenizi istiyorum özellikle sahabe nesli Hazreti Peygamber'in üzerinden Allah'ın vahiy ile oluşturduğu bir mükevven akla, kültürel akla sahiptir. Ve sahabe peygamberin vefatından sonra yola bu akılla yürümüştür. Ve sahabenin bu aklının anlamı şudur. Peygamber olsaydı bugün böyle davranırdı diye düşünüyor sahabi. Buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum. Bunu Ayşe validemiz formülleştirmiş bunu. لَوْ كَانَ sallallahu اللّٰهِ ve اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلْيَوْمْ لَفَعَلَ Eğer Resulullah bugün hayatta olsa bu durumda şöyle davranırdı buyuruyor. Bu Hazreti Ömer'in de tavrıdır, Hazreti Ali'nin de tavrıdır, Hazreti Ayşe'nin de, İbni Mesud'un da, İbni Abbas'ın da bütününün tavrı böyledir. Öyleyse sahabe aklı dediğimizde şöyle düşünmemiz gerekiyor. Sahabe karşılaştıkları olaylar karşısında akledişini peygamberin akledişi üzerinden bir mantaliteyle yürüten nesildir. Yani peygamber olsaydı böyle bir durumda şöyle davranırdı diye mantığını ve mantalitesini peygamberin davranışı üzerinden ayarlayan bir neslin aklından söz ediyoruz. Hazreti Ömer de böyle davranıyor başkası da. Örneğin Hazreti Ömer işte Kuzey Irak'ı fethediyor Suriye'yi fethediyor arazileri askerlere dağıtmıyor. Oysa Kur'an dağıtın diyor. Sünnet dağıtın diyor. Dağıtmıyor araziyi. Herkes diyor ki niye dağıtmıyorsun? Bu kitaba sünnete aykırıdır. Ne diyor? Bugün peygamber yaşıyor olsaydı benim yaptığımı yapardı diyor. O da dağıtmazdı. Allah Kur'an'da açıkça diyor ki topladığınız zekatlardan sadakalardan ve ganimet gelirlerinden kalplerini İslam'a ısındıracaklarınız varsa İslama ısınsınlar diye onlara maddi bakımdan yardımda bulunun. Onlara bir pay ayırın diyor Allah. Hazreti Ömer vermiyor. Artık bir ihtiyaç kalmadı. Eskiden veriyorduk çünkü onlar güçlü bir zayıftık. Şimdi iş tersine döndü. Biz güçlüyüz, onlar zayıf. Gerek kalmadı. İslam ısınıyorsa ısınsın, ısınmıyorsa ısınmasın diyor Hazreti Ömer. Diyorlar ki niye böyle söylüyorsun? Çünkü eğer Resulullah olsaydı bu ayeti benim gibi yorumlar. Böyle yapardı diye düşünüyor. Bu sahabe aklıdır. Onun için sahabe neslinin tüm davranışlarına bu perspektiften bakmamız gerekiyor. Yani onlar o el mukevven akıllarıyla vahyin peygamberi örneklik üzerinden onlarda oluşturduğu bir perspektif üzerinden olaylara bakıyorlar ve böyle davranıyorlar. Böyle davrandıklarından dolayı birazdan üzerinde duracağım detaylarıyla konuyu ele almaya çalışacağım. Böyle baktıklarından dolayı gelişen olaylar karşısında farklı tepkiler veriyorlar. Bunların üzerinde birazdan söz etmeye çalışacağım. Dolayısıyla dolayısıyla sahabenin aklını sahabenin aklını peygamberin davranışlarının ve mantığının ve mantalitesinin bir devamı gibi oluşmuş akıl üzerinden değerlendirirsek sahabe aklının dağılım alanlarını daha doğrusu tezahür alanlarını ortaya çıkış biçimlerini üç ana kategoride değerlendirebiliriz. Şimdi bir sahabenin bu oluşmuş aklının ortaya çıktığı üretimde bulunduğu kendini ifşa ettiği birinci alan iktidar alanıdır buraya örnekleriyle devam edeceğim. İktidar alanıdır. Yani peygamberden sonra sahabenin ilk aklının denendiği alan politik alandır. Sahabe aklından söz ediyorsak bunun ilk alanının politik ve siyasi iktidar alanı olduğunu önce belirlememiz gerekiyor. Şimdi birazdan üzerinde örnekleriyle duracağım. İkinci alan muhalefet alanıdır. Sahabe politik alanda iktidar aklını temsil ettiği kadar muhalefetin aklını da temsil ediyor. Buraya dikkat edelim. Yani iktidar da sahabe, muhalefet de sahabe. İktidarda olanlar da sahabe, muhalefette olanlar da sahabe. Öyleyse sahabede hem iktidar aklını hem de muhalefet aklını görmemiz gerekiyor. Bu son derece önemli ikinci bir tezahür alanıdır. Üçüncü alanda fırkalaşma, fırkalar alanıdır. Şimdi, değerli dostlar, şunun altını çok net olarak çizmek istiyorum, ee, müsaadenizle. Müslümanlar arasında ihtilaf, Hazreti Peygamber'in vefatıyla malum başladı. Az sizi dinlendirecek tarihi birkaç olay anlatayım. Çok teorik gittim, yorulduğunuzu fark ediyorum. Hem de siz dinlendirsin hem de konumu biraz daha açmış olayım. Peygamber vefat ediyor. Ondan boşalan yere kimin oturacağı konusu e, tartışılıyor malum. Beni Saide Çardağ'ında ilk defa bu işi başlatan Ensardır. Muhacir henüz daha Hazreti Peygamber'in vefatının şoku üzerinde, şokuyla ilgilenirlerken kulaklarına gelen habere göre Ensar Beni Saide Çardağ'ında toplanıyor. Hazreti Peygamber'den sonra ümmetin başına kimin geçeceğini karara bağlamak için çalışıyorlar. Orada konuşmaya başlıyorlar. Bu Ensar'ın, Ensar sahabe içinde çok önemli bir grubun adıdır. Ve dolayısıyla bu bir akıldır. Dikkat edin. Hazreti Peygamber vefat ediyor ve onun yerine kimin geçmesi gerekecek şeklinde bir tepki vermek bir akıldır. Ve bu politik bir akıldır. Bu politik bir akıldır. Ve dikkat edin bu politik aklın zemini de Hazreti Peygamber kendi kavminin içinde davasını yayamadı. Başarılı olamadı. Ona kapılarımızı biz açtık. Desteği biz verdik. Evimize biz aldık. Medine'ye biz çağırdık. Ona biz destek verdik. İslam bu zafer noktasına Mekke'yi fethetme noktasına bizim desteğimiz de geldi. Öyleyse bizim aslan payımız var. Peygamberden sonra buraya oturma hakkı bizimdir. Bir mantıktır, bir akıldır ve bu Ensar'a ait bir akıldır. Bu politik bir akıldır. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Şimdi bunu duyunca muhacir koşuyor geliyor. Tabi Hazreti Ömer özellikle burada ön planda rolü var. Toplanıyorlar, karşılıklı saatlerce tartışıyorlar ve en nihayet Hazreti Ömer'in e, bu konudaki ikna edici e, argümanlarıyla Arapların ancak Kureyş'ten bir idarecinin, Kureyşlerin yönettiği bir topluluğun idaresini tanıyabileceğine ikna etmek suretiyle genel olarak büyük çoğunluğu hemen hemen sağlayarak Hazreti Ebu Bekir'e biatı sağlıyor bu biat sağlanmış olmasına rağmen şunun altını net olarak çiziyorum muhalefet hiçbir zaman son bulmamıştır. Gerek Ensar'ın muhalefeti gerekse oğullarından Hazreti Ali Ehli Beyt ve Hazreti Fatıma üzerinden devam eden muhalefet hiç bitmemiştir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'den sonra sahabenin karşılaştığı ve akıllarının denendiği ilk saha politik ve siyasi alandır bu politik ve siyasi alan daha sonra dini alana evrilecek. Birazdan konuşacağız. Ama bu politik alanın, bu siyasi alanın Hazreti Ömer'in dirayetiyle Hazreti Ebu Bekir'e halife olarak biat etmesini sağladı. Üç yıla yakında Hazreti Ebu Bekir halifelik de yaptı doğrusunu isterseniz. Ama sonra ne oldu? Hazreti Ebu Bekir, vefat etmeden önce yerine kimi tayin etti? Hazreti Ömer'i direkt nasip etti. Dedi ki benden sonra halifeniz Ömer'dir dedi. Bu da bir akıldır. Ve şunu hiç unutmayın bu üzerine çalışılmış bir akıldır. Bu öyle hasta döşeğinde Hazreti Ebu Bekir yatarken verilmiş bir karar değil. Çünkü 3 yıl içinde Hazreti Ebu Bekir gördü ki içten içe bu muhalefetle içten içe kaynayan bu sahabe topluluğu tabi sahabe topluluğu deyince şunu da hemen beraberinde arz edeyim birazdan konuşacağız tabinin en büyükleri tabi'nin neslinin en büyükleri Hazreti Ömer döneminde doğmuşlardır yani tabi'nin nesli Hazreti Ömer döneminde başlıyor doğmaya ve Hazreti Osman'ın şehit olmasına Sıffin olaylarına, Muaviye ile olan kavgalara falan gelindiğinde bunların hepsi delikanlılar, genç adamlar. Dolayısıyla Tabi'in kuşağının Kılıç kuşanabileceği, meydana inebileceği, söz söyleyebileceği, biz de varız diyebileceği bir süreç. 25-30 sene 35'tir Hz. Osman'ın şehit edildiği dönem. Hicri 35'tir. Yani Hz. Ömer döneminde yaşayanlar 20'nin üzerinde delikanlılar bunlar. Dolayısıyla Burada o politik olaylar ve gelişmeler üzerinde bunların rastgele akla dayandığını düşünmek son derece saftirlik olur. Bunlar üzerinde düşünülmüş akıllardır. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ömer'i doğrudan halife atamasının rastgele olamayacağı gibi Hazreti Ömer'in de benden sonra şu altı kişi içinden birini halife seçsin demesi de rastgele değildir. Öyleyse bunlar üzerinde düşünülmüş akıllardır ve dengeleri dikkat ediyor. Şimdi size soruyorum bunun içinde hiç din var mı? Hayır. Burada din yok. Ama arka planda şu var. Bütün bunlar peygamberden kendilerine miras kalan dini korumak içindir. Dikkat buyurun. Bunların hiçbiri bizatihi din değildir. Fakat dini korumak içindir. Öyleyse bir şeyin bizatihi din olmasıyla o dini korumak için olması arasındaki ayrımı dikkate almamız gerekiyor. Şimdi burada bu politik aklın bu evrilmesi üzerinden hareket edecek olursak konuyu hemen toparlayacağım. Burayı çok dağıtmak istemiyorum. Sahabe aklı üzerinden, sahabenin bu oluşmuş aklı üzerinden özellikle şuraya gelmem ve altını çizmem gerekiyor değerli konuklar. Hızla sahabenin içerisinde bu ihtilaflar hilafete bağlı, politik ve siyasete bağlı olarak Hazreti Ali'nin halife olması, Hazreti Osman'ın şehit edilmesi üzerinden biliyorsunuz gelişmelere başladı. Şimdi size soruyorum. Hazreti Osman'ı kim şehit etti? Tabi'in. Tabi'in nesli şehit etmedi mi? Az önce söyledim de kızdınız hayırsız olayların arkasında bunlar var diye. Evet. Tabi'in nesli bunlar. Şehit edenler. İçlerinde hiç mi sahabenin parmağı yok? Ama biz sahabeye toz konmasın diye Orayı şöyle biraz örtüyoruz. Ve biz ne başımıza geliyorsa hep örttüklerimizden geliyor. Başımıza ne geliyorsa bu üstünü örttüklerimizden geliyor. Niye üstünü örtüyoruz? Açık yaraya kurt düşmez diye bir söz var. Niye üstünü örtüyoruz? Yani sahabeyi bizim sevmemiz için kusursuz mu olmaları gerekiyor? Sahabenin bize örnek olmaları için kusursuz mu olmaları şart? Hayır, tam tersine. Biz onları ne kadar gerçekliğiyle tanırsak o kadar bize örnek olabilirler. Bu itibarla tekrar hemen şuraya gelmek istiyorum. Sıffin olayında sahabe akliyesini devam ettiriyorum. İktidar ve muhalefet aklı üzerinden devam ettiriyorum. Sıffin olayında Hazreti Ali savaşı kazanmak üzere mi? Evet. Tabi Muaviye'nin yanında büyük deha akıllar var ya Amr bin As gibi büyük dehalar var. Kendi de zaten büyük deha bir akıl politik ve siyasi bir akıl muaviye. Tabi yenileceklerini anlayınca kılıçların üzerine Kur'an'ın sayfalarını takıyorsunuz. Aramızda Kur'an hakem olsun. Madem Kur'an'ın hakemliğini o kadar biliyordunuz da beyefendiler tırnak içinde ama ben ümitten mazur görün bu tabirimden dolayı. Ata binip kılıç kuşanmadan harp meydanına inmeden o Kur'an neredeydi? Kur'an'ın hakemliğini o kadar önemsiyorsunuz madem. Savaşmadan o Kur'an neredeydi? Savaşa inmeden o Kur'an'ın hakemliğine gideydiniz madem. Kur'an'ın hakemliği ne o kadar razıydınız madem. Niye savaştıktan sonra hatta yenilme durumunda buraya geliyorsunuz? Ve bir de Kur'an'ın hakemliğine gidiyorsunuz da. Hakem kim? Ebu Musa el-Eşari ile Amr bin As. Kur'an'ın hakemliğine gidiyorsunuz. Hakem de bunlar. Şimdi bu, bunun tam anlamıyla bir politika, tam anlamıyla bir siyaset olduğunu görmeye gerek var mı? Hayır. Bu tam anlamıyla bir politikadır ve politik bir akıldır. Ve bir hususunda altını çizip müsaadenizle bir genel kabulümüze dokunmak istiyorum. O da şu. Hakem olaylarından sonra Hazreti Ali'nin yanından büyük bir kısım insanlar ayrıldılar. Ve genel geleneğimizde öfkenin ve kızgınlığın aklı diye tanımladığım Haricileri oluşturdular. Peki hariciler kim hepsi? Tabi'in. Hiç mi içinde sahabe yok? Ama biz sahabeye harici diyemeyeceğimiz için hiç sahabe ismi saymıyoruz. Bu Hazreti Ali'nin yanından hiç mi bir sahabe ayrılmadı Allah aşkına? Niye bizim kaynaklarımızda bunlar yok? Çünkü bunları yazamayız, söyleyemeyiz. Çünkü sahabenin o korunmuşluk zırhına dokunmamız gerekiyor. Onu örtmemiz gerekir. Hariciler şöyle kötüler, böyle kötüler. İçine sahabe koyamayız. Ama tüm tabini koydunuz ne olacak? Evet. Şimdi dolayısıyla burada şuna demek şunu demeye çalışıyorum. Tarihi olayları o politik akıl üzerinden gerçeklikleriyle ve tarihi realiteleriyle görmedikten sonra bunların üzerinden sağlıklı bir yorum yapma imkanımız hemen hemen hiç görünmüyor. Öyleyse fırkalaşma başladı hemen Tabine doğru gelmek istiyorum. Sahabe döneminde bölünmeler, politik olaylar hemen hemen zirveye çıktı ve sahabe için yüreğimi dağılayan bir cümle kullanmak istiyorum. Sahabe neslini bana tanımlayın deseler, sahabe nesli peygamberden sonra girdiği şoktan son sahabiye kadar bu şoktan çıkamamış hüzünlü bir nesildir. Nasıl böyle olduk diye şaşkın, şokta hüzünleriyle bu dünyaya veda etmiş insanlardır. Hiç böyle bir şeyle karşılaşacaklarını sanmıyorlardı bence. Ama hayat bu, imtihan bu. Çok zorluklarla karşılaştılar ve çok çileler çektiler. Allah hepsinin taksiratını hepimizle beraber affeylesin ve makamları cennet olsun. Dolayısıyla çok zorlu bir süreçten geçtiler. Akıllarını peygamberin devamı olarak kullanmaya çalıştılar iktidarda olanlarıyla, muhalefette olanlarıyla hepsinin samimi olduğuna, hepsinin özverili olduğuna, hepsinin Hazreti Peygamber'e yürekten bağlı olduğuna, hepsinin Hazreti Peygamber'i hakkıyla temsil edebilmek için çırpındığına, kanlarının son damlasına kadar bunun için mücadele ettiğine dair en ufak bir şüphem bile yok. Hepsine hayranım, hepsine saygım sonsuz ama Tarihi realite itibariyle de içinde bulundukları aklın ne olduğunu tanımlamak bakımından da bunların altını çizmek zorundayım. Böyle bir akla sahiptiler, böyle kullandılar, böyle oldular demek zorundayım. Bundan başka çaremiz yoktu. Zamanın geçtiğini biliyorum, yorulduğunuzu da biliyorum ama en önemli noktalara geldiğim için müsaadenizle tabi'in kuşağına, İslami ilimlere, tabi'in aklına değineceğim ve oradan e, hemen inşallah... E, konuyu toparlamaya çalışacağım. Ee, ve tabi sorularınız da mutlaka olacak. Ona da vakit bırakmak istiyorum. Tabi'in hiç kuşkusuz İmam Müslim'in taksimiyle ben sahabi de öyle taksim etmek istiyorum. Üç kuşaktır. Kibarı tabi'in, Evsatut tabi'in ve sıgarı tabi'in olmak üzere üç kuşağı bölmek en akıllıca olan budur. Üç kuşaktır. Sahabe de öyle. Büyük sahabeler, orta ve küçük sahabeler olmak üzere e, dönemleri itibariyle değerlendirmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Tabi'in nesli de böyledir. Kibarı tabi'in hemen hemen büyük çoğunluğu daha bazı sahabelerin hayatta olduğu dönemde vefat etmiştir. Mesela bazılarını özellikle fukahi seba üzerinden ölüm tarihleri olarak da söylemekte fayda bu, görüyorum. Bu, bu tarihlerde daha sahabe hayatta mesela Said bin Müseyyep vefat tarihi 94'tür. Mesela Süleyman bin Yesar vefat tarihi 107'dir. En son vefat eden sahabi 110'dur. Harice bin Zeyd vefat tarihi 100'dür. Bakın daha sahabe hayatta. Ubeydullah bin Kasım, e, Ubeydullah bin Abdullah vefat tarihi 98'dir. Kasım bin Muhammed 107'dir. Ebu Bekir bin Abdurrahman 107'dir. Bunlara fukahay seba diyoruz. Bunların hepsi aşağı yukarı fukahay seba dediğimiz bu insanların hemen hepsi Sahabenin daha hayatta olduğu dönemde vefat etmişler. Bakın sahabeyle beraber yaşıyorlar. Onun için kibari tabi'in dediğimizde bunlar neredeyse hemen hemen sahabeye mezc olmuş. Sahabeyle hemdem. Sahabenin bütün politik ve siyasi durumları içinde beraber yaşamışlar. Beraber mücadele vermişler. Orada beraber bulunmuş insanlardan söz ediyoruz. Ama bunların bir farkı var. Dikkat buyurun. Bunların bir farkı var. O da şu. Sahabede gözlemledikleri tüm peygamberden gelen bilgiyi ilime dönüştürdüler. Buraya lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Sahabe üzerinden peygamberden gelen bilgiyi tırnakçıda buna nakil diyelim. Yani hem vahiy hem de hadis olarak nakil diyelim. Bu bilgiyi ilme dönüştüren kuşak tabiindir. Çünkü sahabeden öğrendikleri her bilgiyi sistematize ettiler. Kur'anla ilgili olanları, hadisle ilgili olanları, fıkırla ilgili olanları, siyerle megaziyle ilgili olanları bunları sistematik olarak tasnif etmeye başladılar. Hele hele Abdül Ömer bin Abdülaziz'in halife olduğu yıldan itibaren özellikle Ömer bin Abdülaziz'in aklını iktidar aklı olarak, aynı zamanda tabiin aklı olarak ayrıca tırnak içine almamda fayda var. Burada bütün bilgilerin yazılı kayıtlara geçmesi ve kitabiyata intikal etmesini sağladığı için ona ayrıca bir atıfta bulunmamız gerekiyor. Ve bu işte tabi neslinin kibarı tabi'nin hayattan yavaş yavaş gittikleri ve tebe-i tabi'nin kuşağının yavaş yavaş kibarı tebe-i tabi'nin hayatta oldukları döneme tekabül ediyor. Ve ilime dönüşme süreci de burada başlıyor. Şimdi burada dikkatinizi istirham edeceğim bir şey var. Çok önemli bir şey yorulduğunuzu biliyorum ama lütfen beni hoş görün. Çünkü çok teorik konuştuğumu biliyorum. Tabi'in nesli sahabeden gelen bu bilgiyi ilme dönüştürürken bu tarihi süreç tam da şuraya denk geliyor. İktidar muhalefet kavgalarının sırf politik olmaktan dini olmaya dönüştüğü döneme denk geliyor. Buraya dikkat edelim. Bir daha tekrar ediyorum. Tabi'in döneminde Sahabeden gelen bilginin ilme dönüştüğü dönemde dönem yine sahabe döneminde başlayan ama sırf politik olan bölünmelerin, ayrışmaların ve problemlerin dini olana dönüştüğü sürece denk geliyor. Bu bir taraftan ilimleri teşekkül ederken diğer taraftan bu ilimlerin dikkat buyurun bu ilimlerin ikili bir denetim ve baskı altında oluştuğuna dikkatimizi çekiyor. Buraya dikkat buyurun. Ve böylece tabi'in aklı dediğimizde tabi'in aklının iki kıskaç altında, iki kontrol altında, iki tür baskı altında bir akıl olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Peki bu iki baskı nedir? Birisi iktidarın politik duruşunun üzerindeki baskı. Diğeri de konunun dini yönden dini hale dönüşü. Ve bunun dinde yerinin ne olduğuna ilişkin dinden gelen baskı. Dolayısıyla tabi'in aklının bir taraftan iktidardan, diğer taraftan konunun dinle olan bağlantısından gelen bu iki e, baskı arasında e, çok önemli bir akla tekabül ettiğini birazdan göreceğiz. Peki bunu daha somutlaştırarak söyleyeyim. Hariciler Hicri 37'de hakem olayından hemen sonra Hazreti Ali'den ayrıldıktan sonra başlattıkları muhalefet tam da bu tarih politik olanın aynı zamanda dini olana dönüştüğü de tarihtir. Neden? Çünkü hakem olayını kabul etmek küfürdür dedi. Artık bu politik olay olmaktan çıktı. Hakem olayını kabul edenler kafirdir dedi. Bu artık politik olmaktan çıktı. Konu nereye döndü? Konu dini olana döndü. Konu dini olana dönünce bu defa tabi'in nesli bu politik olan olayları sahabi üzerinden aldığı nakli bilgiler üzerinden küfrün ne olduğunu, imanın ne olduğunu, kimin kafir, kimin mümin olduğunu tanımlamak zorunda kaldı. İşte tabi'in neslinin ilk defa ilmi ortaya çıkarmak üzere bu kavramsallaştırmalar üzerinden başladığının altını çizmek istiyorum. Çünkü ilim kavramlar üzerine oturur ve kavramsallaşmalarla başlar. Tabi'in nesli bu kavramsallaştırmalar üzerinden İslami ilimleri ortaya koymaya başladı ve ilk ortaya çıkan İslami ilimde kelamdır. Neden? Çünkü bu kelam ilgilendiriyor. Şimdi e, şuraya da dikkatinizi istirham etmek istiyorum bu politik olanın dini olana dönüşmesi beraberinde dikkat buyurun bir başka şeyi daha getirdi. Çok özür dilerim. O da konu madem politikadan dine evrildi. iyi oldu evrildi de madem evrildi. Öyleyse ey iktidar senin iktidarın şu ayet şu hadis şu sahabe kavli üzerinden nakil bakın bu şu ayet şu hadis şu sahabe kavli üzerinden gayri meşrudur diyenler çıktı Anladınız mı senin iktidarın gayrimeşrudur. Sen Hazreti Peygamber'in makamını gasp etmiş olarak orada oturuyorsun diyenler çıktı ve böylece iktidarın duruşunu din üzerinden gayrimeşru olarak söyleyenler çıkınca iktidar doğal olarak durur mu? Hayır efendim şu ayete, şu hadis ve şu da sahabenin kavline göre bal gibi meşruyum ben dedi. Hatta bu bal gibi meşruyum beraberinde cebir teorisi dediğimiz cebri geliştirmeye başladılar ki Muaviye'den itibaren bu başladı ve ben onu söylüyorum. Muaviye'den itibaren artık din tamamen tamamen politik olanın hizmetinde bir sürece girmiştir. Din politik olanın hizmetinde bir sürece girmiştir. Ve dolayısıyla iktidar hayır biz meşruyuz dedi. Ve hatta hem Emevi halifeleri hem de Abbasi halifeleri gayet açık net elimizde bunlar yazılı kitabiyatta var. Şöyle dediler. Kendilerini gayri meşru görenlere dediler ki siz bizi gayri meşru görüyorsunuz da. O zaman söyleyin bakalım. Bunu hutbelerde söylüyorlar. Söyleyin bakalım. Allah dilemeden bir yaprak yere düşer mi? Düşmez. Peki Allah dilemeden hiçbir şey meydana gelir mi? Gelmez. Peki Allah dilemeden biz nasıl halife oluyoruz? Hakikaten ya nasıl oluyor? Vay be. Doğru vallahi. Öyleyse bize Allah diledi ki halife olduk. O halde Allah dilerken size ne oluyor? Ey insanlar, biz Allah'ın yeryüzünde temsilcileriyiz. Allah bizim elimizle sizi cezalandırır. Bizim elimizle size mükafat verir. Ve geldiler. Ve her şey Allah'ın takdiriyle oluyor bitiyor. Ya gelince bu mesele artık ülema meclislerinde bu hakikaten böyle mi? Hakikaten öyle mi diye tartışılmaya başlayınca Allah'tan ki bu ümmetin içinden vasıl bin ata gibi birini Allah dünyaya getirmiş analar doğurmuş da ruhu şad olsun. Bu dedi ki kusura bakmayın dedi. Sizin halifeliğiniz falan Allah'ın takdiri makdiri değil. Hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Hiç böyle bir şey yok. Allah'ın takdiri falan diye de bir şey yok. Niye siz günahlarınızı ve yaptıklarınızı Allah'a fatura ediyorsunuz? Bu konuyu bir tartışalım. Böyle bir şey yok dedi. Ve tabi'in içinde ilk defa sırf aklın hak ettiği akıl makamına oturduğu süreç başlamış oldu mutezile ile. Buraya dikkatinizi itiram ediyorum. Tabi'in kuşağında mutezile ortaya çıktı ve mutezile tabi'in aklı içerisinde aklı ilk defa aklın hak ettiği konuma koyan akledişin adıdır. Ve mutezile gayet açık ve net bir biçimde dedi ki akıl vahiden evveldir ve akıl bir başına hakikati bulmaya yeterlidir ve Allah da bize bu aklı vermiştir. Dolayısıyla akıl vahyin mesajını, peygamberin mesajını değerlendirmekte yegane yetki sahibidir. Akla müracaat etmemiz lazımdır. Akla uygun olmayan nakil sahih değildir ve reddetmemiz gerekir. Deyince Mutezile burada çok önemli bir duruşu ifade ederek burada tabin aklı içerisinde konuyu tamamen kelami planda her şeyi açı, şeye açtı. Mutezile ile beraber. Şunu net olarak söylüyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Ee, zaman daraldığı için toparlamaya çalışacağım. Çok net olarak söyleyeyim. Daha sonra gelişecek olan bütün kelami ekoller kendilerini mutezileye göre ayarlamışlardır. Tabi'in neslinde ve İslami ilimler geleneğinde gerçek anlamda bir kelami söylemin temsilcileri muteziledir. Muhtezilenin en büyük hatası Abbasiler döneminde iktidara gelmektir. Eğer bir iktidara gelmeyle tarihten silinmemiş olsalardı, çok büyük politik hatalar yapmamış olsalardı ve Mutezile hayatta kalmayı başarabilseydi ben bugün Müslüman dünyanın bugünkü konumda olacağına inanmıyorum. Bunu net olarak söyleyeyim. Ama Mutezile maalesef çok büyük politik hatalarla tarihten silinmeyi hak edecek büyük hatalar yaptı ve bize intikal etmedi. Ama altını çizmek istiyorum. Kelamın en önemli var olmasını sağlayacak zemini attı. Ama bu kelam İktidarda olanların işine yaramadığı için, ehli hadisin işine gelmediği için, ehli reyin ve fukahanın da işine gelmediği için burada muhtezilenin tartışmaya açtığı Tanrı ile ilgili, Tanrı insan ilişkisiyle ilgili ve yine Tanrı insan varlık üzerinden bu üçlünün bütününü ele alan tüm kelami konularda akıl yürütmeye dayalı ve şer'i delillerinde ilki akıldır diyen bu ekol buna bağlı olarak e, çok önemli bir tabin aklını ifade eder. Ama bu akla karşı çıkan özellikle ehli rey, ehli hadis tabi daha başta ehli rey de bakın ehli rey de katıyorum çünkü orada fukaha daha ağırlıktadır. Dolayısıyla e, ehli hadis, ehli rey e, ve diğerleri de tabi e, artık mürciyesini vesairesini cebriyeyi katmıyorum. Bütün bunlar mutezileye karşı çıkarak dediler ki hayır öyle değil. Hayır öyle değil. Sizin Tanrı hakkında bunlar söylediğiniz şeylerin hiçbir doğru değil. Doğru olan nedir? Şimdi bizim ehli sünnet olarak e, e, düşüncelerimizin de temelini oluşturan hususa gelecek olursam. Peki doğru olan nedir? Doğru olan dikkat buyurunuz. Sünni fıkhın sünni kelam ile birlikte bize çizdiği bir yol var. Ehli sünnet dediğimiz yol yok mu? Ehli sünnet dediğimiz bu yol, sünni fıkhın sünni kelamla beraber oluşturduğu yoldur bu. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Çok önemli bir ezberimize dokunacağım. Son olarak onun üzerinden e, sözlerimi toparlayacağım. E, Mu'tezile dedi ki insan hürdür, akıl sahibidir, yaptıklarından sorumludur, akıl iyi ve yanlışı bulabilme kabiliyetine haizdir. Allah bu akla güvenmiştir. Onun için de Allah bir şeyi emrederken o emrettiği şeyin güzel olması zorunludur. Yasaklarken yasakladığı şeyin kötü olması zorunludur. Bunları belirlememiz gerekir derken hem karşı taraftan sünni geleneği temsil eden kelamcılar karşı çıktılar hayır dediler. Öyle olmaz. Allah nasıl oluyor da emrederken, nehyederken bir gerekçeye tabi, bir illete tabi, bir gerekçeye tabi olarak emreder bu şirk olur. Allah illet gözetmez. Bizim Eşari kelamının ana unsuru bu değil mi? Allah yaratırken, emrederken illet gözetmez demiyor mu bizim Eşari? Evet. Bizim Sünni kelamın itikattaki mezebimizin ana zemini, ana ilkesi bu değil mi? Evet. Peki dikkat buyurun şimdi. Bizim sünni fukahanın Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik, efendim buna bağlı Ahmet bin Hanbel. Daha Endülüs'e de hiç giremedim. Çok zaman olmadığı için Endülüs aklına beni bağışlayın. Dolayısıyla e, burada bizim tüm sünni fukahanın, fukahanın fıkı hangi ilkenin üzerine oturuyor? Hükümler illetlere bağlıdır. Bakın şimdi. Her hükmün bir illeti vardır. Allah şari hükmü mutlaka bir illete bağlı olarak vermiştir demiyor mu sünni fıkı? Evet. Ve kıyas bunun üzerine oturmuyor mu? Evet peki. Ne oldu şimdi? Sünni kelamı dinlerseniz fıkıh çöktü. Fıkıh dinlerseniz kelam çöktü. Şimdi biz tabi geleneğimizde bu karşılaştırmaları ve uyumu, vahdeti dikkate almadan düşünmeye alıştığımız olduğu, alışkın olduğumuz için parçacı, savunmacı, korumacı ve yorumcu bir geleneğe sahip olduğumuzdan bu çelişkileri görmediğimizden sürekli kavga eden bir nesil ve gelenek olarak buralara kadar geldik. Şimdi dikkatinizi istirham ediyorum. Bizim geçen burada yine konuştuğumda Fazlur Rahman merhumu anlatırken altını çizdiğim Fazlur Rahman üzerinden kelamın fıkıhla fıkhın da ahlak üzerinden bir bütünlük sağladığı bir bütünlük sağladığı ve birbirleriyle çelişmeyen temel ilkeler üzerine oturan bir usulü dine sahip olmadan İslam dünyasının bu keşmekeşlikten zihinsel olarak ve akıl olarak kurtulma şansı yoktur. Çünkü e, söyleyeceğim. Çünkü çünkü e, çünkü e, geleneğimiz parçacı aklı, parçalanmış aklı, birbirleriyle çelişik aklı taşımayı öğretti bize. Bu çelişkili akılları taşıya taşıya çelişkili olmaya, bu çelişkili şeyleri savurmaya çalışa çalışa her birini ayrı ayrı haklı kılmaya çalışarak Eş'ari kelamda böyle haklıdır ama fukaha da burada böyle haklıdır. Öyle öyle orada haklı böyle haklı yok. Öyle haklı böyle haklı yok. Gayet net. Sünni kelam diyor ki Eşari Sünni kelam işte bizim kelamımız. Diyor ki: Tanrı yaratırken, emrederken illet gözetemez. İllet gözetmek şirktir. Bu çünkü ta'addüdü ta kudemadır. Bu kadimlerin çoğalması anlamına gelir. Allah tek kadimdir ve bu şirktir diyor Sünni kelam. Peki fukaha ne diyor? Fukaha da diyor ki Allah bir şeyi emrederse onu mutlaka bir hikmete bir illete bağlar ve bu illet üzerinden emreder. Dolayısıyla biz bu illeti bulmadan hükmü anlayamayız ve bu illeti bulduğumuzda ancak kıyas yaparak başka hükmü olmayanları da bunun üzerinden hükme bağlarız demiyor mu sünni fıkıhta bunun üzerine oturuyor. O zaman nereye gelmiş olduk? Geldiğimiz yer sünni kelamı kabul ettiğinizde sünni fıkıhtan vazgeçmek zorundasınız. Sünni fıkı kabul ettiğinizde de eşariden vazgeçmek zorundasınız. İkisi bir arada olmaz. Olunca işte böyle oluyor. Öyleyse tabi'in aklında, tabi'in aklında şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi'in aklı, tabi'in aklı eğer mutezili kelam üzerinden aklı aklı nakli kavramada, nakli anlamada, nakli yorumlamada, Allah'ın akla güvendiği kadar güvenebilmeyi bilseydi ve aklı temele koyabilseydi ve aklı sadece nassın ve naklin hizmetinde bir hizmetkar olarak görmeseydi buralara evrilmeyecektik. Ama net olarak ifade ediyorum bizim geleneğimizde geleneksel olarak tabin özellikle de tebey tabin döneminde politik olan şeylerin gelişmelerinin paralelinde ve politikanın dayatmasıyla politikaya karşı gücümüzün yetmediğinden, dini olandan da vazgeçemediğimizden, iki sıkışmışlık arasında tabi'in ve tebe tabi'in aklı olarak çelişkili şeyler düşünmek zorunda kalan bir kullardan yürümeye devam etmişiz. Bunun için ben şahsen üzerinde çalıştığım ve inşallah bu senenin sonunda ya da 2020'nin baharında yayınlamayı düşündüğüm Usulüddin üzerine yaptığım çalışmada bu gelenekteki en erken dönem kaynaklar üzerinden yaptığım tahlillerle bu çelişkilerin neye mal olduğunu ve neden bu çelişkilere düştüğümüzü buna karşı alternatif olarak ne yapmamız gerektiğine ilişkin bir Usulüddin'i inşallah yayınlayacağım zaten çok yakında. Dolayısıyla altını çizmek istediğim şeyi toparlayarak sonuca gelmek istiyorum. Tabi'in kuşağı, sahabeye ait bilgiyi ilme dönüştürmek suretiyle çok önemli bir rol oynamış önemli bir kuşaktır. Tüm yazılı kitabiyatımızın ortaya çıktığı tebe tabi'in kuşağının hocaları olmaları bakımından çok önemli bir kuşaktır. Bunun yanında içlerinde yetişen Vasıl bin Ata gibi mutezileyi temsil eden isimlerin çok önemli temsil özelliklerini içinde taşıyan önemli bir kuşaktır. Ama... Ne kadar yorulmuş olursanız olun lütfen beni bağışlayın. Ebu Hanife demeden geçemeyeceğim. Ebu Hanife önemli bir isimdir. Arap olmayan bir akıl olarak. Arap olmayan bir akıl, dışarıdan bir akıl olarak. Özellikle ehli reyde, Mutezile kadar olmasa bile akla önemli bir yer veren Farazi fıkhın kurucusu olan sadece verili olaylar üzerinden değil farazi olaylar üzerinden akletme ve akıl yürütmeyi ortaya koyan istihsanla amel edebilen bir fakih olması ve bir kelam alimi olması bakımından keşke uzun zaman konuşabilseydim ve Ebu Hanife'nin de tabi'in aklı içerisindeki ayrı bir yere konumlandırılması üzerinden konuşabilseydim. Çok yorulduğunuzu biliyorum. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin aklını mutezilenin salt akla dayalı dini e, yorumlamayı ele alan bu akılcı duruşunu ve buna karşı e, aşırı derecede nakilci olan ehli hadisin duruşunu, orta yol fukahanın duruşunu ve kelamcıların kendilerine has maalesef üzülerek söylüyorum. Kendilerine has fıkıhtan bir haber fıkıhtan bir haber e, nakilden bir haber ve özellikle de tarihi realiteden bir haber olarak tam bir agnostizm içerisinde yürüttükleri kelami faaliyetlerin arkasından ortaya koydukları kelami akılla da konuyu özetleyecek olursak e, tabi'in aklı ve tebe-i tabi'in aklında tabi buna ilave etmem gerekiyor. Bu iki neslin aklı bugün İslam dünyasının taşıdığı akıldır. Hepimiz bu aklı taşıyoruz. Onların aklıyla düşünüyoruz. Onların aklıyla anlıyoruz, onların aklıyla değerlendiriyoruz. Bu itibarla değerli konuklar, e, bu iki nesli yeniden tekrar ayrıntılı ayrıntılı konuşmaya ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum akademiye, bana konuşmadan önce de söylediler. Dediler ki biz önümüzdeki dönemde bu ekolleri de ayrı ayrı ekol ekol ele alacağız. İşte o ekolleri ele aldığımızda bu benim hızlıca, ve çok genel başlıklar üzerinden aşırı bir teorik ve usulü olarak size sunmaya çalıştığım bu sahabe ve tabin özellikle tabin ve tebe tabin kuşağının aklını ekoller üzerinden konuşursak mesela münhasıran mutezileyi, münhasıran ehli hadisi, münhasıran Ebu Hanife'yi, münhasıran ehlireyi, münhasıran harici aklı, münhasıran mürciye aklını bunları ayrı ayrı ekoller olarak konuşabilirsek bu iki nesli daha net anlayacağımızı düşünüyorum ve emin olun bu iki nesli ne kadar net ve doğru anlarsak Müslümanlığımızın o kadar daha berraklaşacağını, daha iyi Müslümanlar olacağımızı, daha iyi İslam'ı anlayıp onu temsil edeceğimizi düşünüyorum. Beni bu kadar teorik bir konuyu sabırla dinlediğiniz için, tahammül gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni bağışlayın lütfen efendim. Sağ olun.